Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas, yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur oraya. Ya Ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette iki defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. Mümin Cenab-ı Hakk'ın emirlerini murad-ı ilahi istikametinde anlaması gerektir. İnsana göre çok makul, çok makbul dahi görünse, murad-ı ilahi olmayan anlayışlar Allah nazarında merduttur. Kur'an'ın mucizül beyanı öyle anlamak lazım. Onun bize takdim ettiği mümin tarifi içinde, Müslim tarifi içinde mümin ve Müslim tarifini almak lazım. Allah karşısında müminin vaziyetini onun takdimi şeklinde kabul etmek lazım. Müminin heyecanını yine o hava içinde almak, değerlendirmek, ona göre vaziyet almak lazım. Bizim heyecanlarımızda merkez bulan, bizim duygu ve düşüncelerimizde merkez bulan ilahi ifade, Kur'an-ı Mucizül Beyan, murad-ı ilahiye muvafık olduğu nispette, bizim heyecanlarımızda merkez bulan şekli, keyfiyeti, o nispette harekatımızın semeratını görmüş oluruz. Şimdiye kadar o istikamette hareket edenler, hareketlerinin semeresini gördüler. Bir iki hutbede müminin heyecanını arz ettim. Ve hutbeleri bu istikamette esasen Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği imkanlar nispetinde devam ettirmeyi düşünüyordum. Mevizenin başında temas ettiğim bir hususun şerhi buraya kaldığı için onu Mevla'nın inayeti, bana olan inayeti, buradaki inayeti nispetinde arz etmeye çalışacağım. Şu anda elimizde olan imkanlarımız, sahip bulunduğumuz imkanlarımız, asıl kullanmakla mükellef olduğumuz şeyler onlardır. Ben Cenab-ı Hakk'ın bir lütfuna mazhar isem, mazhar olduğum o lütfunu değerlendirecek, onu kendi cinsinden şükürle payidar edecek ve bir yenisinin doğmasına zemin ve zaman hazırlayacağım. Bir başkası başka bir lütfu ilahiye mazhar ise, mazhar olduğu lütfu nemalandıracak, bağ ve bahçe haline, cennet numun bir keyfiyete getirmeye çalışacak. O da böylece o nimete karşı şükürle mukabele etmiş, fiilen Allah'ın o nimeti artırmasını istemiş demektir. Bir başkası yine öyle, bir başkası yine öyle olacaktır. Şayet Allah size bir memuriyet lütfetmiş ise, o memuriyeti Allah'ın rızasını kazanma istikametinde nasıl değerlendirmek lazımsa, öyle değerlendirmek bir vazife, mükellefiyet olarak düşmektedir. Daha büyük memur olayım da şunu yapayım işi değil. Hangi durumu ihraz etmişsiniz? Elinizde ne kadar tohum var? O kadar tohumu sahip bulunduğunuz o kadar tarlaya atmakla mükellefsiniz. Siz bir ricali devletten bir şahıs mısınız? Bir devlet adamı mısınız? Hükümet adamı mısınız? Allah'ın size o ettiği o lütfu değerlendireceksiniz. Üstünde berasında şey araştırmayacaksınız. Size o nimeti lütfetti değerlendirirseniz artıracak onu. Hadiseler durum gösteriyor ki siz size verilen şeyleri değerlendiriyorsunuz. Siz kadir şinaslı kimsesiniz. Siz nimete karşı her an terkuru ediyorsunuz. Ve her nimet mütebessim çehresine sizden bir şükür buluyor. Allah nimetini artırıyor.
Belli ki siz verasında verilecek şeye de yine serfuru edecek, yine şükür edeceksiniz. Siz bir ilim adam mısınız? Ne kadar biliyorsunuz? Onu etrafa intikal ettireceksiniz. İlmihalin varsa elinde ilmihalinle çıkacaksın. Fıkıh kitapların varsa onunla çıkacaksın. Fünunu müsbeteye sahipsen onunla çıkacaksın. Verasında şunlar lütfedilsin de bana onlarla çıkayım, cihad edeyim demeyeceksin. O zaman sen bir ümniye adamı, kuruntu adamı, boş ideallerin arkasından koşan da boş yorulan bir hayalperest olursun. Seni tenzih ederim. Mümin, zaman ve mekan bakımından kendisine Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği her şeyi değerlendirir. Zaman altından bir zincir, bir kolye haline gelir. Mekan, mescid, Kabe haline gelir. Mekan, cennet haline gelir. Mekan, Mevla-i Müteal'in huzuru haline gelir. Mekan, Cenab-ı Resulullah'ın huzuru haline gelir. Her şey değerlendirilir. Her şey ruh uyanıklığı, şuur hüşşariyeti için hüşşar olması için de ciddiyetle ele alınır ve değerlendirilir. Sahabeyi Kabe Kavseyn'i kemalata çıkaran keyfiyeti bu idi. Kademe be kademe nebiler nebisine kurbiyetle serfiraz olan asırları, hayrul kurun enellezî fîh, thümmellezî yelûnehum, thümmellezî yelûnehum sözüyle ifade edilen, bu sözde manasını bulan asırların en hayırlısı, içinde Allah'ın Resulü'nün bulunduğu asırdır. Ondan sonra ondan sonraki asır, ondan sonra ondan sonraki asır, Allah'ın lütuflarının bol bol değerlendirildiği asırlar. Hiçbir sahabi ben şu şeye sahip olsaydım da şunu yapsaydım demiyordu. İş karşısına çıkınca, hadise başa gelince çapı ne olursa olsun onu behemhal değerlendirmeyi düşünüyordu. Ve size misallerini arz edeyim. Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem güldüğü zaman gök de gülüyordu, yer de gülüyordu. Tebessüme getiren bir hadise oldu. Yığın yığın inanmışların koşup da elini sıktığı devirler var. Her Müslüman olan elini sıkıyor ve biat ediyordu. Peygamberliğini tasdikin yanı başında ondan ayrılmamaya söz veriyordu. Resul-i Ekrem'in elini sıkıyordu. Büyük küçük, yaşlı yaşsız, kadın erkek herkes bu biata koşuyordu. Kadınlar bile bu şerefi kaçırmamak için biat etmek istiyorlar. Ama Resul-i Ekrem onlara sözde biat yapıyor, elini vermiyordu. Kadının elinin erkeğin eline temasının harami cihetiyle elini vermiyordu. Herkes bu biata koşuyordu. Safları yara yara iki karış boyunda iki çocuğun yaklaşıldığı bir an görüldü. Çocuk devresinde o manzara karşısında o mekanı, o zamanı değerlendirme havası içinde çocuğa düşen şey oydu. Yarılan saflar arasında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın karşısına dikilen çocuklar, ileride Mekke'yi müdafaa edecek Abdullah bin Zübeyir. Mazi yazarları 7 yaşında olduğunu söylüyor. İkinci çocuk da Mü'te'nin kahramanı Cafer bin Ebi Talib'in oğlu Abdullah ibni Cafer. Resul-i Ekrem'e yaklaştılar. Minnacık ellerini uzatıyorlardı. Biz de biat edelim ya Resulallah diyorlardı. Ölüp de dönmemeye, arkanda saf bağlayıp da ayrılmamaya biz de biat edelim diyorlardı. Cihad isteselerdi belki cihada göndermeyecekti. Mübarek dişleri görünecek şekilde tebessüm etti. Gök güldü, yer güldü. Elini sıktığı çocuklar da birkaç dakika sonra gülüyorlardı. Biat etmişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuk çapına göre ne yapardı, onu yapacaktı. Ama bir gün Mekke'nin müdafaası ve bir kısım zalim olanları Emevi zulmüne karşı Müslümanlık haysiyetini koruma meselesi başa düşünce minnacık çocuk Abdullah bin Zübeyir olacaktı. Kabe'ye taş attırmam diyecekti. İslam'ın haysiyetine toz kondurmam diyecekti. Beli kırılacaktı. Sürüne sürüne büyük ananın karşısına gelecekti. O da seni böyle görmek istemezdim diyecek, itham edecekti. Ama seni ölçmek için geldim diyecek ve atılacak, sallanacaktı.
cennet kandili gibi sallanacaktı. Meleğin kâkülü gibi sallanacaktı, sallanacak. Cennete giden yol, elde ettiğin imkanları değerlendirmeden geçiyor. Sahip bulunduğun materyali değerlendirmeden geçiyor. Verasın da şuna sahip olsaydım, verasın da şuna sahip olsaydım sözü düşüncesi, ümniyeden ibaret, kuruntudan ibarettir. İş başa düşünce sen aslan kesileceksin. Ne olursan ol. Bilmem ki şu 20. asırda başa bir iş düştü mü? Kur'an'ın raftan indirildiği, ayaklar altına alındığı şu 20. asırda, pek çok küflü kafaların hüküm ferma olduğu şu 20. asırda, vicdanların paslandığı, secdesiz kirli alınların pek çoğunun Müslümanların içinde zuhur ettiği şu 20. asırda, mümine düşen bir vazife yok mudur bilmiyorum. Eğer size düşen bir vazife varsa, zamanın ve zeminin sizden istediği bir şey varsa, sadece onu değerlendirmeye bakacaksınız. Sadece onu değerlendirmeye bakacaksınız, çünkü sizin vazifeniz sadece odur. Şuna sahip olsaydım değil. 40 liran varsa birini zekat vereceksin, vazifen 1 lira zekat vermektir. 80 olduğu zaman 2 vereceksin, o zaman vazifen 2 oluyor. 120 liran olduğu zaman 3 lira vereceksin, çünkü o zaman vazifen oluyor. Din senin vazifelerini boyuna boşuna göre, kâmet ve çapına göre tanzim eder, ayarlarken seni, senin durumunu, umum ahvalini daima nazar itibara almıştır. Teklifi mala yutak yoktur. Ama ümniyelere bağlanma da yoktur. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Fermanı kutsiyesiyle her insana ıstıtaatı nispetinde fiil mükellefiyet yüklemiştir. Sen onu yapacak, onu yaşayacak, verasında Allah'ın vereceği şeylerin şükrünü eda etmeye hazır durum ihraz edeceksin. Amr ibn-i Cemuh'un karşısına Uhud çıkınca değerlendirmişti o. Yaşlı, beli bükülmüş, ayakları eğri bir insandı. Kur'a ile gitmişti oraya. Evlatları razı olmuyorlardı bu yaşlı iki büklüm adamın Uhud'a gitmesine. O ise bir an evvel cennete girmek, orada dolaşmak istiyordu. Bu çocuklarım cennete gitmeme, şehit olmama mani oluyorlar ya Resulallah demişti. Bu zorla Müslüman olmuştu. Medine'de çok direnmiş, ondan sonra içindeki buzlar erimişti. Mus'ab bin Ümeyr'in başının belası olmuştu bir dönemde, bir devrede. Ama iman ve Kur'an içine girdikten sonra, Resul-i Ekrem gönlünde taht kurduktan sonra, içindeki buzlar eridikten sonra ortada Amr ibn-i Cemuh da erimişti. Sağa sola kendi çapına göre çalım satmış. Dolaşıvermişti meydan muharebesinde. Ve sonra kim bilir hangi kempali onu yere sermişti kanlar içinde. Bir az sonra hiç kimse Resul-i Ekrem'e haber getirmeden etrafındakilerine şu müjdeyi veriyordu. Ben Amr ibn-i Cemuh'u cennette eğri bacakları düzelmiş dümdüz gezerken görüyorum buyurmuş. Yaşlı adama vazife düşmüştü. Ancak o kadar yapacaktı. O vazifeyi el-hak tas tamam yerine getirdi. Allah'a karşı mükellefiyetin idrak içinde Mevla'nın huzuruna gitti. Bütün bağ ve bahçelerinizi, bütün memuriyetlerinizi, bütün makam ve mansıplarınızı, talim ve terbiyenizi, iş yapan müesseselerinizi sahip olduğunuz nispetle değerlendirdiğiniz zaman sahip bulunduğunuz memleketi cennete çevireceksiniz. Ama bunu bırakıp da bunun verasında ümniyelere, ideallere saplandığınız zaman hayati realitelerden, kainattaki hadiselerin akışına uymadan, kainatta dönen dolaplara ters gelir mahiyette işin içine girdiğiniz zaman, devreye girdiğiniz zaman alt üst olacaksınız. Ümidiniz kırılacak. Tuğli emelinizden, kuruntunuzdan, ümniyetten haybet ve husran içinde kalacaksınız. Bunlar ise mümin sıfatıyla emn-ü eman havası içinde itimat telkin ederek Allah'a dehalet etmiş bir müminin vasfı olmadan çok uzak şeylerdir. Sizi Allah'a dehalet etme âli vasıflarıyla Mevla-i Müteala dehalet eden müminler vasfı içinde Allah'ın size bahşettiği imkanları değerlendirmeye davet ediyorum. Ela inne ahsenel kelamu ve ebla'n nizam.
Kelamullahil Melikil Azizil Allam. Kema kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'ânu festemû leh. Ve ansitû leallekum turhamûn.